Günaydın arkadaşlar. Hepiniz her zaman olduğu gibi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. Evet, yeni bir yıla girdik. Yeni yıl güzellikler getirsin, en başta sağlık getirsin diye dua ediyoruz. Geçtiğimiz yılda çok acılar çektik, çok sıkıntılar çektik. Hem ekonomik yönden, hem istihdam yönünden, hem de sağlık yönünden çok yakınlarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Büyük üzüntüler çektik, evlere kapandık. Büyük bir umutla yeni yılın sağlıkla gelmesi en büyük dileğimiz. Bu dünyada her şeyin hoş olduğunu net bir şekilde günlük vakalarda, olaylarda net olarak görebiliyoruz. Onun için mümkün mertebe sevginin, barışın, dostluğun olduğu ve iyi niyetle birbirimize davranmamız gerektiğini bazı olayları gördükçe daha iyi anlıyoruz. Dünyanın hoş olduğunu herkesin kabul etmesi lazım. Ne parası, ne mülkü, ne malı. İnsanlık önemli olan. Bütün mesele arkada bir ses bırakmak, iz bırakmak. İşte çok değerli arkadaşlarımızdan bir tanesini, değerli meclis üyemizi, Yaşar Balcı'yı kaybetmenin büyük bir acısını, derin üzüntüsünü yüreğimizde hissediyoruz. Yaşar Balcı gerçekten demokrat bir adamdı. Partisine son derece bağlı, sosyal demokrat ilkelere son derece bağlı bir insandı. 99 seçimlerinde benim ilçe başkanımdı ve beraber seçimi kazanmıştık. Zaman zaman tartışmalarımız olurdu. Fikri bakımdan herkesin tartışması olabilir. Ama arkadaşlık yönden iyiydik. Beraber çok sohbetlerimiz oldu. Beraber şarap da içtik. Belediye meclisinde bir sıraya koydum. Çünkü onun hakkıydı. Hakikaten sosyal demokrasinin neferlerinden biriydi. Ne söylesek boş, ne desek boş. Hiç beklemediğimiz bir anda. Maalesef arkadaşımızı kaybettik. Ve büyük bir sürpriz oldu. O günü hiç unutamıyorum. Çünkü bizim korkumuz Canberk'te olduğundandı bize gelen haberler. Ama Yaşar Bey'de hiçbir şüphemiz yoktu. Gayet iyi olduğunu haber alıyorduk. İki gün önce de ben tekrar etmiştim. Hatırını sordum. İyi olduğunu söyledim. Bir ihtiyaç olduğunda beni ara dedim. Allah razı olsun dedi. En son iki gün önce görüşmüştüm. Gayet de iyiydi. Ama hiç umut etmediğimiz bir anda Yaşar kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah yerde kalanları dostlarına, eşine, çocuklarına, torununa özellikle o gün onu tamam Atatürk Ortaokulu'nun önünde tabuta torununu öptürüyordu anneannesi, babaannesi. Öp, dedeni öp diyordu. O saniyeyi hiç unutamayacağım. Allah nur içerisinde yatırsın. Söyleyecek laf kullanıyorum. Hepinizin acısını paylaşıyorum. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın, dostlarımızın, ailesinin. Evet, o bugün burada bir yer ayırdık. Yine aramızda hissediyoruz. Sizlerden ricamız, onun ruhuna bir Fatiha okumak istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbel alemin, özellikle bugün ruhuna Kur'an okuduğumuz, yaklaşık bir ay önce
asrın vebası sayılabilecek bir hastalık sebebiyle ebedi istirahatgahına tevdi eylediğimiz meclis üyemiz, abimiz Yaşar Balcı'nın da ruhunu şad eyle ya Rabbi. Zahmet kardeşimiz sağlıklı, ondan da korkuyordu. Allah ömür versin. Burada annesine, eşine, torununa, bütün ailesine selamlarımızı verdiğimiz üyelerle birlikte saygılarımızı iletiyoruz. Tüm verdiğimiz üyelerle belediye başkanı olarak ailenin yanında olduğumuzu özellikle ihbar etmek isterim. Her türlü sıkıntınıza bize alo demeniz yeterli olacaktır. Günün hatırası olarak bunu sana takdim etmek istiyorum. Belediyemiz, birisi adaylarımızı getirdiğimiz burada aramızda diye yazdık. Yaşar Balcı'nın aramızdan ayrılmasından sonra mecliste bir sandalyemiz boşaldı. O sandalyeyi de sırada bulunan Sayın Baki Erdoğan meclisimize geldi. Baki Bey, Yaşar Bey'in çok yakın dostlarından birisidir. Beraber mücadele ettikleri arkadaşı, onun yerine onun gelmesi bu tesadüfte güzel bir şey. Yaşar Balcı anısını yaşatacaktır. Buna inanıyorum. Ben bütün belediye mensubiyetimizle birlikte, çalışma arkadaşlarımızla birlikte hayırlı uğurlu olsun diyorum. En iyi için yapacağın çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını yürekten diliyorum. Alkışlarla rozetini sanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim.